Bitecek değil mi bugün? Bitecek, merak etme. Sonunda ama bir küçük sürprizim var sana. Kenan Bey. Biliyorum, biliyorum. Yarım saat. Hemşire de yanımızda olacak. Ambulansla götürüp getireceğiz. Yaptığım araştırma sonucunda daha fazla delillere ulaştım. İddianın temelini teşkil eden delili sunuyorum ilk önce. Bu kayıt, sanığın kendisi tarafından kullanılan bir kamerayla kaydedilmiştir. Bu kayıtlardaki siz misiniz Sait Bey? Hayır. Asla yapmadım ben öyle bir şey. Ben değilim zaten. Ben görünüyor muyum o videoda? İftira. Yüksek mahkemenin huzurunda en başından soruyorum Sait Bey. Gelin itiraf edin suçunuzu. Yoksa izleyenlerin huzurunda daha fazla şey dökeceğim ortalığa. Ben yapmadım öyle bir şey. Bugüne dek hiçbir mahkuma kötü muamele etmedim ben. Siz bilirsiniz. Kayıttaki sesin Sait Bey'e ait olduğu ayan beyan ortada. Kayıt VHS'den CD aktarılmış. Tarihin de eskiliği sebebiyle birebir ses analizi yapılamıyor. Bu konudaki uzman beyanatı dosyada mevcut. Hapishanede yaptığım araştırma sonucunda çocukların vücutlarında yara ve darp izleri tespit edilmiş. Mahkumlar arası çıkan kavgalarda çocuklar sıkça yaralanıyor. Önlemek için uygulanan disiplin cezalarının raporları ve mevcut mahkumlardan bu yönde aldığım ifadeler... Hapishanede yaptığım inceleme mahkumların boy ve kilolarının yaş ortalamalarının altında olduğunu gösteriyor. Yetersiz beslenmeden kaynaklandığı konusunda uzman görüş belirtmek üzere Doktor Kemal Tekdağlı'yı şahit olarak çağırıyor. Yönetmelikte uygun görülen ilaç ve gıda oranlarının hepsi zamanında ve doğru oranlarla temin edilmiş. Mahkumlarda yeme bozukluğu dünyanın her yerinde görülen yaygın bir durum. Bu konuda görüşüne başvurmak üzere psikolog Aynur Bozdal'ı mahkeme huzuruna... Susturulmuş, korkutulmuş, hiçbir ifade vermeye yanaşmıyor. Ben konuşacak bir mahkum buldum. Eski mahkumlardan bir şahit çağırmak istiyorum izninizle. İrfan Alkara. Tek başıma bekleyemedim arkadaşım. Yalnız duramadım Zeki. Kalbim yerinden çıkacak gibi. Bugün size bunları yapanların hepsi cezasını çekecek. Hepsi hapse girecek. Aman ne olur bir şey olmaz. Diyeceğim o hakim bey. Onca sene yattım içeride. Sait abimizin bir gün bile bize kötü davrandığı olmamıştır. Ben duyunca şaşırdım yani. Hani dedim kendi kendime, hangi insan evladı attı bu iftirayı? Başka sorum yok hakim bey. Tanık iddia makamı. Çocukluktan sonra başka sabıkanız oldu mu İrfan bey? Yok. Çok denediler ama temize çıktım. Her defasında. Ne iş yapıyorsunuz peki? Nakliye şirketim var. Uluslararası. Emanet nakliye. Merak etmeyin, emanet edin. Kaçakçısınız yani. İtiraz ediyorum. Kabul edildi.
Umut Soydere. Tanıyor musun bunu? İntihar eden çocuk. Hap mı ne içmişti? Evet, aynı dönemde yatmıştık. İyi hatırlıyorum. Öldüğünde 16 yaşında ve 44 kiloymuş. Ve vücudunda da bir sürü darp izine rastlanmış. Buna ne diyeceksiniz? Yani devlet babamıza karşı gelmiş çocuk nihayetinde hakim bey. Hiç kimseyle konuşmazdı. Hep kendi kendini hırpalardı. Yazık. Sanığın işkencesinden ölmedi yani. İtiraz ediyorum. Savcı bey. Dedikleriniz doğruysa eğer kendine zarar vermeye meyilliydi yani. Peki Sait Bey bu konuda neden bir şey yapmadı? Yaptı. Kaç kere konuştu çocukla ama çocuk anarşik. Hiç söz dinlemiyor ki. Ben şahidim. Kaç kere gördüm kendi gözlerimle. Yani Sait abi çekti bir kenara konuştu. Hakim bey. Bu iddiayla ilgili bir şahidim daha var. İddia makamının başka sorusu yoksa eğer çağırmak isterim. Aynı dönemden gardiyan Hüseyin Kıran. Hüseyin Bey, Umut Soydere intihar ettiği tarihte cezaevinde gardiyandınız. Bu konuda bildiklerinizi mahkemeyle paylaşabilir misiniz? Rahatsız olduğunuzu biliyorum. Bildiklerinizi söyleyin yeter. Siz konuşursanız eğer adalet yerini bulacak. Tekrar soruyorum. Umut Soydere nasıl öldü? Umut. İntihar etti. Bir kutu ilaç içti. Öldürdü kendini. Emin misiniz? Eminim. Hüseyin. Ben bir ağrı kesici isteyeceğim hemşireden. Seni 2 dakika yalnız bırakacağım, tamam mı? Sen misin? Sürpriz. Ben de gördüm onun yardım etmeye çalıştığını. Sait abi ona hiçbir şey yapmadı. Ne oldu Hüseyin? Bulamaz mıyım senden seni? Hemşire. Beni aradın. Peşindekilerin kim olduğunu biliyorum dedin. Öt bakalım şimdi. Kimmiş onlar? Umut Soydere. Bu isimle bir alakası var mı? Ya her şeyi çözerim ben. Her şeyi. O çocuğun ailesi değil mi? Peşimde. Ama sana bir görev insan evladı. Yarın bir mahkeme var. Sait'i açmışlar.
Umud'un intiharından bahsedecekmiş Sayın Savcı. Bizden başka bir tek sen biliyorsun o mevzuyu. Bir tek sen gördün nasıl mefta ettik o çocuğu. Ama öyle demeyeceksin tabi. Ne diyeceksin? İrfan'la Sait suçsuz diyeceksin. Ben gördüm. Çocuk intihar etti diyeceksin. Diyeceksin mi? Siz yaptınız. Hemşire. Demezsen ne olur, sana onu söyleyeyim o zaman. Hatta söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Sana. Ödeyecekler beni baba. Ne isterlerse yapacakmışsın. Yoksa annemi de beni de öldüreceklermiş. De bakalım. Son kararın nedir Hüseyin Efendi? Ne diyorsan onu söyleyeceğim. Bırak kızımı. Mahkeme bitsin, bırakırım. Ha bir de... mahkemede şunları da söyleyiver. Sait abi benim bu hayatta tanıdığım... en disiplinli memurdur. Ona iftira atıyorlar. Ben şahidim onun nasıl merhametli bir idareci olduğunu. Bu kadar. Soru yoksa çıkabilirsiniz. İddia makamının başka tanığı var mı? Yok hakim bey. Gereği düşünüldü. Türk Ceza Kanunu'nun İlgili maddeleri gelince, sanık Sait Kanam'ın iddia edilen suçu işlediğine dair kesin ve şüphe götürmez bir kanaat oluşmamasından ve buna bağlı olarak yeterli delil olmaması nedeniyle beraatine karar verilmiştir. Thank you.
toparlanın hadi. Bitmedi işimiz daha. Nasıl bitmedi? Bitti işte. Hem de tek celsede. Devletin şeyi diye değil mi? Olur öyle bir arada. Neyse ne. Kapandı o dava, bitti. Ama bizim işimiz bitmedi. Hüseyin niye öyle yaptı? Gerizekalı, hapse girmekten korktu çünkü. Pis, Allah'ın belası, satıcı, gerizekalı. Şşş, tamam. Yok zaten ortada. Kim bilir hangi deliğe girdi. Önümüze bakacağız biz. Elimde sağlam bir şey var şimdi. Sait de, İrfan da güveniyor bana. İçlerindeyim artık. Daha kolay bir şey bulacağız şimdi. İçeriden çözeceğim bu işi. Sarı. Bu iş bitmedi daha. Devam ediyoruz. Hiç derlenmeye kalkma şimdi. Aman abi, gözünü seveyim ha. Yok ya, ne derleneceğim? Bir kere denedik olmadı diye vaz mı geçeceğiz? Hep devam, hep devam. Yaşa. Ahu. İbo. Yeni bir plan yapacağım şimdi. Sarı, yöntem değiştireceğiz diye de derlenmek yok. Ya ben geçtim oraları da, artık sen ne dersen o. Aynen. Düşmek yok. Hadi bir yemek ısmarlayayım size. Ya ben çıkmayayım o topa şimdi. Ya bir enerji var bende. Ben bir onu atayım üstümden. Bir araba yıkayayım, bir şey yapayım ha. Siz gidin ama yiyin için. Moral yani. Gerekli. İyi o zaman. Hadi bize gidelim. Hadi gidelim. Emre anne de sevinir. Bugün bir şey öğrendim ben. Kime güveneceğini iyi düşün. Biri dedim, o çocuğun cezasını çekecek. Yardım edin! Zorladılar desem, anlatsam, yine bırakmayacak değil mi? Açtan aç! Ah!
da söyle, unutmadım onu.